Merhabalar. Bu videoda TradingView üzerinde kullanabileceğimiz bir stratejiden bahsedeceğim. Strateji Heikin aşımımlarından oluşuyor. Bunları kullanacağız. Heikin aşımımlarını nasıl açarım? Hemen üst kısımdan mumları seçebildiğimiz bölgeden normalde mum grafikler olarak çalışıyoruz ama Heikin aşı stratejisinde Heikin aşıyı açacağız. Buradan Heikin aşıyı açtım. Peki daha sonra ne yapacağım? İki tane üstel hareketli ortalama ekleyeceğiz. Yani EMA. Buraya EMA yazıyorum. Üstel hareketli ortalamaya iki kere tıklıyorum. Sol üstte iki tane geldi. Şimdi bir tanesini EMA 10 yapıyorum. Ve rengini siyah yapıp biraz kalınlaştırıyorum. Diğerinde yine rengini mor yapıp kalın yapayım. Ve uzunluğu da 30 olsun. EMA 10 ve EMA 30 kesişimlerinden sinyal yakalamaya çalışacağız. Aynı zamanda ben buna bir de RSI ekliyorum. Nasıl ekliyorum? Şurada. Bu RSI'yı da zaten size de paylaşacağım videonun altına link olarak. Bu RSI'nin içerisinde RSI'nin hareketli ortalamaları var. Ve aynı zamanda özel bir noktada belirleyebiliyorsunuz. Önemli nokta dedim mesela normalde RSI'da 30 ve 70 çizgisi vardır. Burada önemli noktaya 60 yazarsınız. İşte burada da bir tane 60 seviyesinde bir tane çizgi oluşur. Ben ortasını kullandığım için bunu 50 yapıyorum. SMA'yı da hani basit hareketli ortalamasında 50 yapıyorum. Bu stratejide. Şimdi yani ben burada Heikin aşımımlarını açtım. EMA 10 ve EMA 30 ekledim. Renklerini görebileceğim, anlayabileceğim şekilde düzenledim. Üstüne bir de hareketli ortalamaların kullanabildiği bir RSI ekledim. RSI'nin hareketli ortalamasını da 50 yaptım. Şimdi burada nasıl sinyal yakalayacağım? İlk önce EMA 10'un EMA 30'u yukarı kesmiş olduğu sinyalleri bulmamız lazım. Şimdi örnek veriyorum. Bakalım burada. Arayalım. Bu yeni. Daha çok sevdiğim bir coin'e gelelim. Mesela EMA 10 burada bir dokundurup çıkmış. Zaten burada altına atıp ufak bir kesişim yapmış. Aynı zamanda Heikin aşı da yeşil. Heikin aşı yeşil iken EMA 10 30'u yukarı keserse bir al sinyali olarak algılanabilir. Ben bir de burada şuna bakıyorum. RSI'ye bakıyorum. Yani bir momentum indikatörüne bakıyorum. Evet. Aynı bölgede, hatta şuraya bir çizgi atayım. Yani bu bölgede kesti. Bu bölgede bakıyorum RSI hareketli ortalamasına doğru yaklaşıyor. Hareketli ortalamalar zaten fiyatlarla, kapanışlarla mıknatıs gibidir. Birbirlerini çeker. Demek ki diyorum bir hareketlenme var gibi gözüküyor. Geri geliyorum. Burada da mesela Heikin aşı kırmızı iken EMA 10, EMA 30'u yani üstel hareketli ortalama 10, üstel hareketli ortalama 30'u aşağı doğru kesiyor. Ve Heikin aşı kırmızı. Aynı zamanda RSI'ye bakıyorum. Hareketli ortalamasının aşağı doğru yaklaşıyor. Yani diyorum ki evet burada gerçekten bir düşüş olabilir. Geliyorum tekrar bir kesişim yakalamaya çalışıyorum. Burada bir kesişim var. Kesişim şurada oluyor. Kesişim olduktan sonra yeşil yakıyor. Bir iki mum fark etmez artık onu izlemeniz lazım. Kesişim yaptıktan sonra alıyor. Aynı zamanda RSI'ye tekrar bakıyorum. Bakın hareketli ortalamasına yakın. Görüyor musunuz? Hatta neredeyse tam hareketli ortalamada kesişim oluyor. Burada da kesişim oluyor ve Heikin aşı yeşil yakıyor. Daha sonra kesişim verdiği yer yine kârda kapattırıyor kırmızıda. Ve yine RSI hareketli ortalamasına yakın bir yerde. Aynı zamanda bu 1 saatlik stratejide. Normalde bu stratejiyi daha kısa periyotlarda scalp yapanlar veya day traderlar kullanıyor diye ben gördüm. Ben de buna RSI'nin hareketli ortalamasıyla harmanlayıp anlatıyorum burada. Bitcoin'e bakalım. Bir iki tane daha bakalım. Hatta kısa periyot bakıp videoyu kapatalım. Evet mesela burada Heikin aşı yeşilken Heikin aşı yeşilken kesişim olmuş ve aynı zamanda RSI yani yakın bir zamanda hareketli ortalamasına kesişim atmış veya hareketli ortalamasına yukarı doğru yaklaşıyor. Çok güzel. Şimdi tekrar bakıyorum. Heikin aşı yeşil iken
EMA 10, EMA 30 yukarı kesiyor ve aynı bölgede görüyorsunuz 1-2 mum öncesinde veya sonrasında hareketli ortalamasına yaklaşmış ve ya kesmiş ya da yukarı çıkıyor. Bir de düşüş sinyali arayalım. Böyle düşen, sağlam düşen. Mesela burada EMA 10, EMA 30'u aşağı kesiyor. Ama hareketli ortalama RSI'ımız daha önceden sinyal veriyor. İkisini birden harmanladığımızda güzel dönüşler yakalayabiliyoruz. Burada da sağlam bir düşüş var. Buna bakalım. Burada da aynı şekilde RSI yine hareketli ortalamasında biraz yaklaşıp vurmuş aşağıya. Bir süre sonra da heykinaşı kırmızı yapıp kesişimleri sağlamış. Yani bunu istediğiniz gibi geliştirip kurcalayabilirsiniz. Dersiniz ki ben 5 dakikalık bakacağım. Açarsın 5 dakikalığı. 5 dakikada daha güzel sinyaller yakalayabilirsin. Yani burada tamamen sizin tecrübenize kalmış bir şey. Sizin indikatörleri kullanış tarzınıza kalmış bir şey. Umarım faydalı olmuştur. Bu stratejiyi kullanabilirsiniz. Kesinlikle kazanç getirir diye bir şey yok. Sadece bu da bir strateji. Hiç stratejiye sahip olmamaktan iyidir. En azından bakacağımız, takip edeceğimiz alım veya satım için bahanemiz olur. Psikolojimize yenik düşmeyiz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bu RSI'nin de linkini videonun altına atacağım. Kendinize iyi bakın.